Merhaba, haftaya doların düşüşüyle başladık. Şimdi ilginç bir ülkeyiz. Neden ilginç bir ülkeyiz? Çünkü bir anda Mehmet Şimşek'in adına konuşan bazı kişiler sayesinde faiz indiriminin çok erken zamanda yapılabileceği borsayı yükseltti. Aynı zamanda da bu beklenti dolar TL tarafında da bir aşağı yönlü beklenti sağladı. Neden diyeceksiniz? Aslında tam tersi olması gerekmez mi? Elbette gerekebilir. Tabii bu biraz daha en azından kısa vadeli olarak her şeyin iyi gittiğine dalalet olarak algılanmış olabilir. Ama şunu değiştirmeyecektir. Doların yukarı yönlü hareketini değiştirmeyecektir. Goldman Sachs'ın son raporuna baktığımızda da onlar da yukarı yönlü hareketteki beklentilerini %10 kadar yükseltmiş durumdalar. Yani kısa vadeli oyun planlarından öte gelecek versiyonlarına baktığımızda doların yükselme potansiyeli daha ağırlıklı. Şimdi kısa vadeliden şöyle ifade etmek lazım. Bakın, piyasalar elbette ki günden güne değişecektir. Borsalarda ben o kadar da ümitli değilim artık. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Bunun genel anlamda baktığımızda dünyada uzun zamandır bir trend yaşanıyor. Bu trende baktığımızda sert yükselişler ve bu durmadan devam eden bir yükseliş hali. Bunun eninde sonunda bir çökeceği garanti ama kısa vadede bu olur mu kısmını tabii ki takip etmeye devam edeceğiz. Burada önemli olan dolara ne zaman geçiş yapılacağıdır. Ben hala kısa vade için faizin önemli ve devam ettirilebilir olduğunu düşünüyorum. Faizden dolara geçmeyi de takip edin. Videoları zaten ifade edeceğim. Hatta ben de faiz ve dolar hikayesini dolara geçebilme ihtimalim arttı. Hisse senedinden ağırlığını azaltıp dolara geçebilme ihtimalim arttı. Ama ilk önce faiz devam. Ne zamana kadar devam? Faiz inmeye başlayana kadar devam. Çünkü faiz indiğinde yine aynı çılgınlıklar olacaktır. Dolarda sert yukarı yönlü hamleler kaçınılmaz olacak. Çünkü bu hükümet öyle bir hükümet ki sürekli hatalar ve aynı hataları tekrarlayan süreçler halindeki bir hükümet. O yüzden ben dolardaki bu hatanın bizi 60'lara götüreceği zaman gelecek diye düşünüyorum. Şu an olmasa da bu oyun planı faiz indirimiyle başlayacaktır.